Adamın birinin bir oğlu varmış. Oğlu babası ihtiyarlanmış ya, bir çekmiş, çepike koymuş, babasını götürmüş. Bin baba demiş, binmiş, gel arkama, arkasını almış götürmüş. Nereye götürsen oğlum beni demiş, demiş seni götüreceğim, o dağda bırakacağım, ne edeceğim seni? Oraya götürmüş ya, indirmiş ya, demiş oğlum geri gel, geri, ne var baba? Bunu götür, bu çepiki götür, bu sana lazım olur. Bana ne lazım olur diyor. Ne edeceğim? Senin oğlun da seni getirmiyor. Vay, demek ki öyle he baba. Hemen gel baba arkama, ben seni burada koymam. Oradan dönür getirir. Baba sana başka hizmet etmiyor. Şimdi bu bizi dağa mı koyacaktı? Atı dağa koyur, bizim de yaşlıyız. Biz de dağa mı vuracak? Ne edecek? Ekinin traktörle getirilmesi, şeydemez, bir maliyet var. Bu maliyet zaten almış başını gidiyor mazottan dolayı. Masraflarımız yüksek. İsmim Şerefettin, soy ismim Yıldırım. Malcılık da var, cılık rehberlik yaparım. Başka işim yok. Atın ağzı var mı? Var. Ama dili var mı? Var. Ama insan gibi konuşuyor. O sahada kendi seslenir, kişiler seslenir, ya susuzdur ya acıdır. Sadece bu kişnemeyle anlasın. Yoksa sana başka bir cevap veremez. Sen onu o zaman o dilden anlasan ki ya bu hayvan susuzdur ya acıdır. Şeker, sana kimse su vermedi mi? He? O hayvan sana bakır. Sen de Allah'ın hatırası için sen de ona bakacaksın. O da bir hayvan, o da bir can taşır. Emahtar. Tamam. Sen çok güzelsin. Akıllı atın benim. Sevgili atım. Eskiden de sakat olan hayvan ahırda dururdu. Ama bile götürüp de dağa vurak, bağa vurak onu kıyamette yapmazlardı. Şimdi de yaşlanıp dağa götürürler ama imkan yok, götürmezler. Ben Emine Yıldırım. Çenkaya Çetelme Mahallesi'nde yaşıyorum. Doğup büyüdüğüm yer burası. Boş kaldığım zamanlarda anneme ya da babama yardım ediyorum. Babam daha götürmek istiyor şekeri ama götüremez çünkü o da bir can, hani bizim gibi bir can taşıyor. Yani hiç bırakacağını sanmıyorum. Emin Yıldırım
1978 doğumlu, Erzurum'un Şenkaya ilçesi Çatalhöme mahallesinde yaşayan, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan bir insan. Evliya Çelebi şöyle bir Erzurum için, coğrafyası için şöyle bir şey söylemiş. Demiş ki, Erzurum'da 364 gün kaldım, yazı görmedim. 365. günü yoktum. Eğer o gün yaz geldiyse ondan da benim haberim yoktur. Bizde şey, yaz kısa, kışımız uzun. Ha, buralarda alt ulaşım ifade eder. Bundan 10 sene söyleyeyim size. 10 seneye kadar bizde araç yoktu yani. O minibüstü, otomobildi, traktör dahi yoktu. Biz ulaşımımızı şeyle sağlardık, atla sağlardık. Yollarımız yoktu. Yani imkanımız olsa da bu sefer de yolumuz olmadığı için araç alamıyorduk. Ve ilçeye dahi binek olarak atı kullanırdık. Taşıttığımız attı. Artık köyde at kalmadı. Köyün tek atı şeker kaldı. 10 yıldır benimle beraber şeker. Ben 10 yıl önce onu almıştım. 7 yıl boyunca ben ona sürekli işte çayırdı, tarlaydı. Ulaşım aracı olarak kullandım. Ama 3 yıldır da ayağı sakat olduğu için artık binek olarak da kullanmıyorum. Şekerin artık ayak bileğindeki sakatlığın iyileşme şansı yoktur. İyileşme şansı olmadığı için de zaten binek hayvanıydı, binemiyoruz da. 2 yıldır zaten bakıyordum. Yani içim el vererek onu meraya salmak gibi bir niyetim de yok. Ama bu sene mesela bizim burada da kurak, ot pahalı, saman pahalı. Artı masraf benim için. Ben de meraya salayım dedim. Vicdanen o hayvanı bırakıp meraya salmak... Yani vicdanım el vermiyor ama. Sırtında taşıdı yıllarca bizi. Bunun da bir şeyi var, bir burukluğu var içimizde tabii. Ama bunu da ailem açınca ailem buna karşı çıktı. Annem olsun, babam olsun, kızım olsun. Böyle olunca da bu işten şu an için vazgeçtik. Artık meraya da salmayacağız. Artık şeker ölene kadar bizimle beraber yaşayacak.